Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bugün sizlerle birlikte Apple'ın yeni mobil işletim sürümü iOS 8'in yeni gelen uygulamalarından birisi olan Health uygulamasını inceleyeceğiz. Health uygulamamıza bir giriş yapalım ve biraz bahsetmeye başlayalım. Bizi Dashboard diye bir yer karşılıyor, yani görev bölgesi diye bir yer karşılıyor bizi. Dashboard'da şu an No Cards Enabled diyor. Herhangi bir giriş yapılmadığı için, herhangi bir sistem olmadığı için burayı boş görüyoruz. My Health'e tıkladığımızda Diagnostics, Fitness, Lab Results, Medication, Nutrition, Sleep, Vital Signs ve Me şeklinde sekmeler karşılıyor. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, Diagnostics bize konulan tanılardan bahsediyor. Yani hastalık geçmişimizi ifade ediyor. Bunun raporunu tutuyor. Fitness bizim sağlığımızı korumak için yaptığımız antrenmanlardan, yani fitness antrenmanlarından, fitness çalışmalarından bahsediyor. Bunların raporunu tutuyor. Lab Results bizim kan testimiz, idrar testimiz gibi tahlillerimizi, yani laboratuvar sonuçlarımızın raporunu tutuyor. Medication, aldığımız ilaçların, kullandığımız ilaçların raporunu tutuyor. Nutrition, beslenme alışkanlığımızın, ne kadar kalori aldığımızın ya da ne kadar yağ aldığımızın vücudumuza raporunu tutuyor. Sleep, uykumuzla ilgili olan raporları tutuyor. Ne kadar verimli uyuduğumuz, kaç saat uyuduğumuz, hangi saatler arasında uyuduğumuz gibi. Vital Signs da bizim yaşamsal fonksiyonlarımızı, kan basıncımızı, kan değerlerimizi ya da nabzımızı tutuyor diyebilirim. Onun raporlarını tutuyor diyebilirim. Ayrıca aşağıda Medical ID kısmını görüyorsunuz. Medical ID kısmında bizim bir anlamda sağlık karnemiz oluyor aslında. Mobil sağlık karnemiz ya da akıllı sağlık karnemiz oluyor. Bu bizimle ilgili acil durumları vesaireyi de takip eden bir sistem aynı zamanda. Health uygulamasıyla birlikte. Aynı zamanda Medical ID'nin şöyle bir özelliği ya da avantajı var diyebilirim. Sizin kan basıncınızı kontrol ediyor dedik, kalp ritminizi kontrol ediyor dedik. Medical ID bunlarla ilgili herhangi bir acil durum olduğunda sizin aile hekiminize ya da acil servise de haber veriyor otomatik olarak sizin yerinize. En azından şimdiye kadar bize söylenen o şekilde, basına yansıyan o şekilde Medical ID ile ilgili. Tek tek bakacak olursak Diagnostics'e girdiğimizde Number of Times Fallen, Galvanic Skin Response ya da Body Heat Flux gibi tanılar var. İşte düşme sayısı, cildimizdeki tepkimeler ya da vücut sıcaklığı gibi Diagnostics kısmında. Fitness'a girecek olursak, Fitness'ı oldukça detaylı yapmışlar. Yaktığımız kaloriden yaptığımız çalışmalara kadar. Ayrıca en altta Nike Fuel görüyorsunuz. Nike Fuel da bunun, yani Health uygulamasının Nike Fuel Band ile entegre olarak çalışabildiğini gösteriyor bize. Nike Fuel Band'in zaten iOS uygulaması vardı. Onun hazır hale getirilmişi diyebiliriz. Lab Results'a tıkladığımızda kan tahlillerimiz, kan alkol oranımız, alkol aldığımız takdirde herhangi bir şekilde almamanızı öneriyoruz ama olur da alırsak onun oranını bize veriyor. Nutrition kısmı da son derece detaylı hazırlanmış. Aldığımız yağ miktarı ve yağ çeşidinden kolesterole, karbonhidrata, şekere, hatta vitamin çeşitlerine ya da almamız gereken demir, tiamin miktarı gibi çeşitli elementlere buradan ulaşabiliyoruz. Tekrar geri dönelim. Sleep kısmına baktığımızda da uyku analizi bölümü var. Bu da bizim uykumuzla ilgili verilerin kayıt edildiği ve takibinin yapılabildiği bölüm, sleep kısmı. Vital Signs'a girdiğimizde de heart rate, oxygen saturation, blood pressure, respiratory rate, body temperature ve RR interval kısmıyla karşılaşıyoruz. Bunlar da bizim hayati değerlerimiz diyebiliriz Vital Signs için. İşte kalp atışımız, oksijen yoğunluğumuz, kan basıncımız vesaire buradan karşımıza çıkıyor. Me'ye tıkladığımızda da, yani kendimize, doğum tarihimiz, cinsiyetimiz ve kan grubumuz bizi karşılıyor. Yani şahsımızla ilgili, kendimizle ilgili bilgiler bizi karşılıyor diyebiliriz. Health uygulaması bence çok başarılı ve gayet detaylı bir uygulama olmuş. Yani doğru, Health uygulamasında doğru tutulmuş raporları bir doktor alıp karşılaştığında size teşhis koyabilir adeta. Siz herhangi bir şey anlatmadan, özellikle Medical ID kısmında sizin bir anlamda sağlık karneniz, akıllı sağlık karneniz ya da mobil sağlık karneniz oluyor olması son derece kullanışlı olmuş.
Tabii bir de uygulamada, pratikte görmek lazım ne kadar kullanışlı, ne kadar değil diye. Health uygulaması hakkında benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka incelemede tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.